İyi akşamlar, 25. saate hoş geldiniz. Çok önemli günler, değerli izleyiciler. Dolayısıyla heyecan dorukta, eller yürekte. İkinci turda ne olacak? Bunun yanıtını aramaya çalışıyoruz. Elimizdeki verilerle e, Türkiye e, 29 Mayıs'a nasıl uyanacak? Onu konuşuyoruz. Konuğum Sayın Turan Çömez, seçim dönemi boyunca çok kez konuk oldu, çok ilgiyle izlendi yayınları. E, şimdi artık Milletvekili ama sağda çalışmaya devam ediyor Sayın Çömez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum Lale Hanım. Sağ olun. Değerli dostlar sizlerden de soru, yorum ve desteklerinizi bekliyoruz. Çok önemli son 3 gün e, diyebiliriz. E, artık sayılı saatler var. Liderler e, performanslarını son kez hemen hemen sergiliyorlar. Meral Hanım şu anda Fox TV'de, e, Kemal Bey dün Babala TV'de e, son artık hani televizyonlardan son yayınlar diyebiliriz ya da işte dijital platformdan şimdi Turan Bey mazbatanızı aldınız mı Hayır almadım henüz vakit bulamadım e, kimileri almış işte fotoğrafla e, paylaşıyorlar sosyal medyada ama ben e, biliyorum Siz alanda hala çok çalışan e, yeni vekillerden tırnak içinde bu önümüzdeki dönem için yeni vekillerden birisiniz bir kere e, bir vatandaş olarak önce çok teşekkür ediyorum e, Oysa seçildiğiniz her şey belli oldu köşenize çekilip hani biraz dinlenip en azından olan bitene öyle devam edebilirdiniz ama bunu yapmadınız. Sahada durum nasıl? Gözleminiz nedir? Bu son gelişmelerden sonra gelişmelere geleceğim. Önce gözlemlerinizi alayım. Çok teşekkür ederim. 14 Mayıs akşamı bir sürpriz yaşandı. Bunu bir şok olarak değerlendirmek istemiyorum ama geçici bir moral bozukluğu yaşandı. Çünkü herkes birinci turda bu işin biteceğini ve tek adam rejiminin sona ereceğini ümit ediyordu. Buna inanıyordu. Ancak bu olmayınca bir küçük umut kırılması yaşandı. Fakat çok çabuk toparlandı ve herkes hedefe odaklandı. Çünkü maç yeniden başlıyordu. Yeni bir umut vardı, yeni bir heyecan vardı ve burada hedef tamamen tek adam rejiminin sonlanması, Türkiye'nin yeniden demokrasiye dönmesi huzura istikrara barışa kardeşliğe dostluğa yeniden dönebilmesiydi. E bunun için e, toplumda ben bir kararlılık gördüm, bir motivasyon gördüm. E, tekrar sahaya çıktığımızda hemen ikinci üçüncü günden itibaren insanlar olacak değil mi bu iş? Yeniden başlıyoruz değil mi heyecanını gördüm. Sanki Böyle büyük bir maçta yeniden motive olmuş bir takım artık gol atmak üzere. Bunun aslında hem sahada, oyuncularda hem de izleyen seyircilerde gördüm bu motivasyonu. Bu çok güzeldi, çok da değerliydi. Bunun hemen öncesinde, önce Sinan Oğan'ın bir tavrı söz konusu oldu. Bu aslında iyi ki de böyle oldu. Dendi. Yani bir moral motivasyon bozukluğuna hiç sebep olmadı ve e, Sinan Oğan'ın ki benim çok eski bir arkadaşımdır hatta bandırmaya geldiğinde evet. çalışma için burada da görüştük kendisiyle arada beni bir kahve içtik e, ve o konuşmadan edindiğim intiba Sinan Oğan'ın asla Erdoğan'ı desteklemeyeceği yönündeydi çok sürpriz oldu benim için bu keskin manevrası bütün ilkelerini duruşunu söylemlerini inkar ederek e, Erdoğan'la birlikte olması benim siyasi hafızamı gerçekten büyük ölçüde sarstı diyebilirim. Burada bir Doğru, not olmasını istiyorum. Evet. Fakat şunu gördüm. Yani Sinan Oğan'ın gidişi daha büyük bir motivasyon sağladı tabana. Bu değişim arzusunu daha da güçlendirdi. Çok ilginç bir şekilde stimüle etti toplumu. Bu iş olacak. Ne olursa olsun Erdoğan'ın bütün çaresizliğine, bütün çabasına rağmen bu iş oluyor inancı pekişmeye başladı. Toplum şöyle okudu Sinan Oğan'ın e, bu e, keskin U dönüşünü. E, aslında Sinan Oğan'ı sorgulamaktan çok Erdoğan'ın çaresizliğini gördü. Yani Erdoğan'ın kaybedil kaybettiğine dair olan inancının bir yansıması olarak gördü Sinan Oğan'a sarılmasını ya da ondan medet ummasını. Zaten bu akşam da ilginç bir şekilde bana göre seviyeyi oldukça e, düşürerek e, Sinan Oğan'a eleman ifadesini kullandı. Ben açıkçası üzüldüm yani Sinan Oğan adına üzüldüm. Demek ki perde arkasında e, bir takım konuşmalar olmuş, tırnak içerisinde bizim bilmediğimiz pazarlıklar olmuş ve Erdoğan e, bir siyasi kimliği e, bir zamanlar kendisine rakip olmuş, sahalarda kendisini e, sert dille eleştirmiş, e, onunla mücadele etmiş, sonra da onun safında yer almış birisi için e, eleman ifadesini kullandı. Çok rencide ediciydi, çok kırıcıydı. Bundan umuyorum bütün siyasetçiler ders çıkartır. E, hatta bir süre önce e, açılım çalışmasını yürüttüğü e, kimi ben öyle tanımlıyorum, e, iktidar yandaşı e, entelektüeller için entel dantel ifadesini kullandı. Bu da çok rencide ediciydi. Buradan aslında bu akşam Erdoğan e, konuşmalarında e, iki ayrı e, mesajı e, Tırnak içerisinde bir merkeze yöneltti ve dedi ki ben sizi kullanır hiçbir değer vermeden çöpe atarım dedi. Yani kendisi için sahalarda olmuş entelektüellere entel dantel diyerek onları küçümsedi. Bir zamanlar kendine siyasi rakip olmuş sonra devşirip yanına çektiği kişiye de eleman ifadesini kullandı. Bu çok rencide ediciydi. Dolayısıyla AKP ile yol yürüyenlere buradan bu mesajı da vermiş olalım. Tabii e, Erdoğan'ın çaresizliğiydi bana göre Sinan Oğan'a sarılması ve bunun negatif etkilerini sahada göreceğiz. Fakat e, birkaç gündür devam eden görüşmeler e, yine ee, Ümit Özdağ'ın e, millet ittifakı ile beraber yürüme kararı ile noktalandı. Bu da e, ayrı bir umut, ayrı bir heyecan yarattı sahada. Bunu da net olarak gördüğümü söylemeliyim. E, bu anlamda e, AKP çevrelerinden HDP ne yapacak e, gibi bir beklenti yine tırnak içerisinde söylüyorum e, ortaya çıktı. E, HDP'de e, bazı çekincelerinin olmasına rağmen kendince tırnak içerisinde bir tavır koydu ve bu sürecin Erdoğan'dan kurtulma süreci olduğuna vurgu yaptı. Bu da bir anlamda hayal kırıklığı yarattı AKP'li çevrelerde. Ömer Çelik rakibi olan bir siyasi partinin duruşunu bile işte o zaman öyle diyorlardı, şimdi böyle diyorlar diyerek bir anlamda çaresizliğini vurguladı. Bunların hepsi pozitiftir, Türk siyaseti adına umut vericidir. Ve ben her şeye rağmen %49.5 oyun Erdoğan'ın gerçek oyu olmadığını düşünüyorum. Bunu görüyorum sahada. E, muazzam bir değişim arzusu var. Muazzam bir e, tek adam rejiminden kurtulma iradesi var sahada. E, bunların yansımalarını e, 28 Mayıs'ta hep beraber göreceğiz. Pazar akşamı umuyorum sizinle daha heyecanlı, daha mutlu, daha e, güzel bir program yapıyor olacağız Lala Hanım. Ben de umuyorum. İçimdeki his de o yönde e, Turan Bey. Şimdi bir kere e, çok birbirine benzemez altı parti, çok birbirine benzemez demeyelim ortak faydaları çok da ama işte bazı kırmızı çizgileri vardı onları aşçılar bir araya geldiler. Daha sonra yeni eklenenler oldu. Bence Büyük Türkiye ittifakı oldu bu gerçekten. Türkiye'nin e, geleceği için... E, halkın geleceği için, e, gelecek nesillerin geleceği için bazı fedakarlıklarda bulundular ki e, bu gerçekten çok önemli. Bu beni çok duygulandırıyor. E, yani bakın e, HDP ile ilgili kırmızı çizginiz vardı. Bugün geldik burada e, HDP'nin desteğinden e, söz ediyoruz. Yani umarım bu emekler boşa gitmez diye düşünüyorum. E, Turan Bey, hepinizin emeğine sağlık gerçekten ve tabii e, özverinize e, gösterdiğiniz özveriye. E, yani. Bilemiyorum bundan sonra olmayacak bir şey yok gibi. Şimdi e, siz aslında genel olarak e, değerlendirdiğiniz zaman biz de tabii çok yorulduk psikolojik olarak da kusura bakmayın e, zaman zaman duygulanıyorum da, da artık yani bu ikinci tur özellikle hakikaten çok yordu. Çünkü inanılmaz şeyler yaşıyoruz müthiş bir algı işte aylarca Meral Hanım'a yapılan e, FETÖ ile ilgili algı işte CHP'ye e, Kemal Bey'e yapılan e, PKK ve terör örgütleriyle ilgili algı. Yani tutmuşlar montaj olan şeyleri yayınlıyorlar devlet ciddiyetinden son derece uzak siyasi ciddiyetten son derece uzak ama e, bir takım gerçekler de var ki halka ne kadar ulaştı bunlar e, bugün yine bir e, röportaj izledim İzmir'deki bir vatandaşla e, sanıyorum e, Romen kökenli bir vatandaş e, dolayısıyla Şimdi orada diyor ki işte Erdoğan'la ilgili hayranlığını dile getiriyor ama Hüdapar'ın e, örneğin e, ittifakı ortak olduğunu henüz bilmiyor. İşte onun e, bu ülkeye getireceği e, bir takım negatif şeyleri henüz bilmiyor. Dolayısıyla biraz da bunları aşmaktı aslında bu ikinci tur. E, dediğim gibi siz de e, alan çalışması yaparak sanıyorum bunları büyük oranda aştınız. Nedir gözleminiz yani? Şu anda sokaktaki sizin bölgenizdeki halk Cumhur İttifakına bütün yeni paydaşlarıyla birlikte nasıl bakıyor? Onu çok merak ediyorum. Öncelikle neler yaşadık biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bunları bilirsek neler olduğunu ve muhtemel muhtemelen nelerin olabileceğini anlamak daha kolay olacak. Önce partimizin e, tavrından, duruşundan söz etmek istiyorum. Burada aslında yolun başından itibaren e, çok samimi, çok ilkeli, çok prensip sahibi, çok özverili davrandı İyi Parti ve tabii ki Genel Başkanımız Sayın Akşener. Aday olmayacağım dedi, feragat ediyorum dedi, fedakarlık ediyorum dedi, e, kazanacak bir aday olsun ve tek adam rejiminden kurtulalım, Türkiye yeniden e, parlamenter rejime dönsün dedi ve bütün çaba e, bununla ilgiliydi, bütün e, mücadele bununla ilgiliydi. Zaman zaman bizim yanlış anlaşıldığımız dönemler oldu. Çok ağır eleştirilere maruz kaldık. Önemli değildi bunlar. Kendimizi dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Ama samimiydik. Gerçekten çok samimiydik. İyi niyetle bir mücadele içerisine girdik. Asla bir beklenti içerisinde değildik. Ve iyi ki de o duruşu sergilemişiz. İyi ki de o ahlaklı, o ilkeli tavrı ortaya koymuşuz. Ve iyi Parti... Belki bugün yeterince e, anlaşılamadı, belki bugün e, yeterince insanlar tarafından e, okunamadı, ama duruşu itibariyle tarihe not düşmüştür İyi Parti ve önümüzdeki dönemin e, parlayan yıldızı olacaktı. Bunun altını çizmek istiyorum. Öte yandan e, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin ve e, Türkiye Cumhuriyeti devlet tarihinin bence en kirli, en ahlak dışı, en eşitliksiz seçim oldu bu, en antidemokratik seçim oldu. Birkaç örnek vereceğim. Bu seçimlerde aslında biz e, eşit ve rekabetçi bir ortamda yarışmadık. AKP rejimine karşı, parti devletine karşı mücadele ettik. Bakın seçimden iki gün önce jandarma yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarma Erdoğan'ın broşürlerine dağıttı Balıkesir'de. Eğer bu demokratik bir ülkede olsa inanın mah mahkemelerden kurtulamazlar ve çok ağır cezalandırılırlar. İkincisi devlet gücü ve kudreti, devlet imkanları her yerde ve her alanda kullanıldı. Siyasetin finansmanı o yüzden çok önemli. Demokrasinin kurumsallaşabilmesi için siyasetin finansmanının denetim altına alınması lazım. İngiltere'den örnek vereceğim. Her milletvekiline her seçim için 11 bin poundluk bir bütçe verilir 300 bin lira civarında. Bu bütçeyi kendilerinin bulması istenir ve bu bütçeyi nasıl temin ettiklerinin belgesi istenir ve nasıl harcadıklarının tek tek kanıtı istenir. Alt üst 300 bin lira İngiltere'de bir milletvekilinin seçim kampanyasında yaptığı bütün harcama. Şimdi karşımızda devasa bir devlet bütçesi var. Yüzlerce araç Lale Hanım. içi boş, siyasetçiler yok, milletvekilleri yok, parti teşkilatları yok ama yüzlerce araç her tarafta dolaşıyor. Bunun için milyarlarca lira para harcandı. Ben sadece Balıkesir'den bahsediyorum. Bırakın Türkiye genelinde. Her yerde ışıklı panolar, billboardlar, inanılmaz bir masraf. Bütün devlet kurumlarının önlerinde ışıklı devasa panolar. Tırnak içerisinde Cumhurbaşkanı diye tanımlanıyor ama yan tarafta AKP'nin logosu var. Erdoğan'ın ve e, AKP'nin tanıtımları, reklamları. Yol boyunca sanıyorum her bir ışıklı paranın maliyeti 3-5 milyon liradan aşağı değildir. Belki daha da pahalı. Her yerde devasa tam bir Orta Asya Rejimlerinde yaşandığı gibi. Ben bu fotoğrafları, aslında bu tabloları e, Irak'a gittiğimde, Saddam rejiminde görmüştüm, Orta Asya'ya gittiğimde, Öz, Özbekistan'da görmüştüm. Yani bu, o, o günleri hatırlayarak görüyorum bu, bu devasa e, tek adamın tanıtma kültürüne ve e, o baskıcı anlayışına baktığımda. Şimdi öte yandan, öte yandan çok ahlaksız ve kara propaganda yürütüldü. E, ne yaptılar biliyor musunuz? E, siz çok haklı olarak şu şu eleştiriyi ya da şu e, tespiti yaptınız. Dediniz ki insanlar farkında değil. Biz zaman zaman işletme körlüğü içerisine giriyoruz. Profesyonel siyaseti yapanlar, okuyanlar işte e, televizyon ekranlarında tartıştığımızın ya da e, sosyal medya mecralarında konuşulanların gerçek siyaset olduğunu bazen zannediyoruz. O algıya kapılıyoruz. Öyle değil aslında. Yani e, Taban ya da oy verecek kitle bunun çok dışında devasa bir kitle. Ne yaptılar biliyor musunuz? Yalan propagandanın yapıldığı o yandaş medya kanallarını özellikle köy kahvelerinde izlettiler. Şu balık kesirim binin üzerinde ya. köyü var. Kahveleri hesap ederseniz 2000-3000 bin bin civarında kahve var. Bu kahvelere gittiler. Dediler ki e, bu gece e, kahvenin bütün masrafları bizden şu kadar para alacaksınız. Gelen insanların e, masraflarını biz karşılıyoruz ama tek şart var işte falanca televizyon kanalını izleteceksiniz. O kanalda ne var? O kanalda Erdoğan'ın Kurgusunun, yalanlarının, iftiralarının, dedikodularının, o kara propagandasının sunulduğu saatlerce süren programlar var. İnsanları da suçlayamıyorum. Yani bu kadar kirli bir bilgi bombardımanı altında başka bir uyarana, başka bir ikaza, başka bir bilgiye maruz kalmadığı zaman insanlar mecburen bu kara propagandaya e, esir olabiliyorlar ya da buna inanmak durumunda kalabiliyorlar. Ben bunu... Gün be gün izledim bu değişimi sahada. İlk başladığımızda, sizinle program yaptığımızda hatırlayacaksınız, hep ekonomik sorunlardan bahsediliyor sahada dedim. Yani çıktığımızda insanlar çarşıda, pazarda hayat pahalılığı, enflasyon, alım gücünün yerlerde olması, çocuklarının kaygısı bunlardan bahsettiler. Evet. Ve biz bunlarla ilgili niye böyle olduğunu, yolsuzlukların buna sebep olduğunu, kötü yönetimin buna sebep olduğunu, tek adam rejiminin buna sebep olduğunu, çözümün de demokraside, denetlenebilir bir demokraside, insan haklarında, özgürlüklerde, hukukun üstünlüğünde olduğunu anlatıyorduk. Fakat zaman içerisinde bunu çok iyi çözdü AKP ve korkunç paralar harcayarak ve eline geçirdiği o medya gücüyle akıl almaz bir kirli propaganda yaptı ve ısrarlı bir şekilde Millet İttifakı'nın teröristlerle beraber olduğunu vurguladı, e, reisinizi bir soğana bir patateze kurban etmeyin dendi ve sahte bir onur vaadi verildi. Yani uçmayan uçaklar gösterildi, İşte olmayan arabalar e, dışarıdan ithal edilmiş e, arabalarla bir onur insanlara verilmeye çalışıldı. Bu son derece profesyonelce yönetilmiş bir kara propagandaydı. Dolayısıyla bizler, birebir sahada kendi başımıza son derece kıt imkanlarla, son derece sınırlı imkanlarla, alın terimizle, emeğimizle, bilgimizle ve tecrübelerimizle insanlara doğruyu anlatmaya çalışırken karşımızda devasa bir devlet gücü, kara propaganda, çirkin propaganda ve yalanlarla dolu bir kampanya ile karşılaştık. Bakın son gece akşam saat 5'ten sonra cumartesi günü saat 17'de kampanya bitti seçim yasakları başladı. Ben 4.59'da her şeyi bitirdim ve evime döndüm. Ailemle beraber annemle etrafında falan arkadaşlarımla vakit geçirdim burada. Ve hiçbir şekilde siyaset konuşmadık hiçbir yerde. Ne yaptılar biliyor musunuz? Onlarca siyah doblo, onlarca içerisinde milyonlarca, bakın yüz binlerce bile demiyorum, milyonlarca kara propaganda taşıyan e, broşürler şehrin her yerine, kasabanın her mahallesine, oy kullanılacak bütün okulların bahçesine ve köylerin arka mahallelerine, sokaklarına varıncaya kadar yüzlerce araçla bunları dağıttılar. Milyonlarca broşür. Bunun için inanıyorum ki yani yüz milyonlarca liralık bir masraf yaptı bunlar. Hepsinin görüntüleri var. Canlı yayın yayınladık. Valiliğe, kaymakamlığa, emniyet genel müdürlüğüne, iç her tarafa suç duyurusunda bulunduk. Canlı yayın bakın şu anda suç işleniyor diye feryat ettik. Ama karşınızda devlet bir duvar ve AKP rejiminin temsilcisi bir yapı haline gelmiş bir devlet anlayışı. İşte bunun için bizim tek adam rejiminden derhal behemel kurtulmamız lazım ve bu bunun için son tarih pazar günü. Dolayısıyla böyle bir kirli dönem yaşadık. Türk siyaseti böylesine ahlaksız bir siyasi propagandayı, kara propagandayı yaşamadı. Bu ülkenin cumhurbaşkanı bir siyasi rakibini karalamak için sahte videolar oluşturarak ve bu videolarda ülkenin 50 bin canına mal olmuş 50 kanlı terör örgütünü kullanarak ondan montaj videolarla rakibini kirletmeye ve karalamaya çalıştı. Montaj deyin, o deyin, bu deyin diyerek akıl alır gibi değil. Bunu da televizyonlarda itiraf edecek cüreti gösterdi Erdoğan. Bu inanılır gibi değil. Buna toplumun pazar günü mutlaka ve mutlaka bir cevap vermesi lazım, bir ders vermesi lazım. Ki hiç kimse bundan sonra böylesi ahlaksız, böylesi seviyesiz, böylesi kara propaganda dolu, kirli bir siyaset yapmasın. Biz ne yolsuzlukları konuşabildik, ne hukuksuzlukları konuşabildik ne ülkenin içinde bulunduğu derin ekonomik krizi konuşabildik. Sabahtan akşama yalan makinesinin sürekli mitralyöz gibi üzerimize boşalttığı kara propagandayla mücadele ettik. Başardık mı? Gerçekten iyi netice aldık. Bakın bütün bunlara rağmen muhalefet ve tabii ki kendi partim adına bizler e, gerçekten iyi bir sonuç aldık ama korkunç bir tabloyla biz karşı karşıyaydık. Bunu bunu hepimizin bilmesi lazım. Ha bugün tablo bu. Eğer pazar günü bu millet her şeye rağmen, bütün bu olumsuzluklara rağmen Erdoğan'a yol verirse bu ülke pazartesi gününden itibaren bambaşka bir Türkiye'ye uyanacak. Çok ağır bir ekonomik kriz var Lale Hanım, çok ağır. Pazartesi, evet, çok ağır. hepimiz gerçekle yüzleşeceğiz. Ödemeler dengesi allak bullak, derin bir kriz var, bankalarda kriz var. Ee, Türkiye'nin önümüzdeki yıl, bir yıl içerisinde ödemesi gereken para 205 milyar dolar her ay 10 milyar dolar cari açık veriyoruz. Merkez Bankası'nın e, bilançosu eksi 65-70 milyar dolar civarında. Bankaya gittiğinizde bugün 2000-3000 dolar para bile alamaz hale gelmişsiniz. Döviz yokluğundan dolayı yıllık size yüzde 40 peşin hem de TL bazında faiz veren yani dövizinize faiz veren bir ekonomik sistem kurulmuş. Korkunç bir çöküş bu. Dolayısıyla ekonomik çöküş kapıda. Öte yandan, öte yandan artık hukuktan bahsetmek mümkün olmayacak insan haklarından bahsetmek mümkün olmayacak, eşitlikten bahsetmek mümkün olmayacak, demokrasinin kurum ve kuralları işlemez hale gelecek ve ne yazık ki ne yazık ki artık gençler daha fazla geleceğini yurt dışında arar hale gelecekler. Ve medeni ülkelerde herkesin eşit ve birinci sınıf olduğu gerçeği varken Türkiye'de maalesef kadının adı okunması hale gelecek. Hüdapar gibi gerici bir anlayışla birlikte koalisyon kuran AKP artık kadını yok farz etmeye devam edecek ve kadın bu ülkede ikinci sınıf vatandaş olacak ki bunu şiddetle reddediyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde iki tane yol var. Biri aydınlık, şeffaf, demokratik, huzur ve mutluluk dolu, refah dolu bir yol ki Türkiye'nin bütün değerleri Türkiye için kullanıldığında bu yol birkaç yıl içerisinde önümüzde açılacak. Öte yandan, öte yandan karanlıkla dolu tek adam rejiminin, o hegemon düzenin insanları korku atmosferinde yaşattığı o ucube sistem. Ve biz eğer ilkini seçersek korkarım ki bir daha bundan kurtulmak için çok daha fazla enerji harcamamız, çok daha büyük mücadele göstermemiz gerekecek. Yalanlarla iftiralarla dedikodularla dolu bir atmosfer geçirdik. Siyasal istismarın artık zirve yaptığı bir seçim kampanyası yaşadık. Yani elinde seccadelerle dolaşan bir Erdoğan var. elinde önünde terör örgütünün propagandasının yapıldığı yalan videolarla miting yöneten bir Erdoğan var. Öte yandan cami avlularında Türkiye'nin büyük camilerinde Osmanlı'dan bize miras kalmış. O güzel sanat eserlerinin. Avlularında insanların e, cami çıkışı, Cuma namazı çıkışı, mitinglerin yapıldığı o korkunç siyasal istismar anlayışının olduğu bir dönem yaşadı Türkiye. Ama bütün bunlara rağmen biz hiçbir zaman duruşumuzu bozmadık, ilkelerimizi bozmadık, demokrasi dedik, hukukun üstünlüğü dedik, insan hakları dedik, özgürlük dedik, eşitlik dedik. Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu değerlerden bahsettik ve birebir insanüstü bir gayret sarf ederek ülkeyi bu noktaya getirdik. Ben pazar günü Türkiye'nin sağ galip geleceğine, Türk milletinin ferasetinin hakikaten galip geleceğine inanıyorum ve Erdoğan rejiminin bu tek adam sisteminin, tek adam sisteminin tarihin karanlık sayfalarına gömüleceğine samim olarak inanıyorum. Evet. Şimdi çok yorum var ee, yani gece geç saatlere kadar sizler yayınlara çıkmaktan bıkmadınız izleyiciler de izlemekten bıkmadı daha doğrusu artık e, bir şekilde daha ikinci tur için motive olduk e, dediğiniz gibi Sinan Oğan'ın e, gene oraya döneceğim biraz e, aslında negatif tavrı e, bir e, motivasyon da yükledi Millet Doğru. İttifakı'na. Evet. Şunu sormak istiyorum. Tanırım dediniz. Çok merak ediliyor bu konu. Yani siyasette aslında bu dönemde biz bir dizi ilkesizliklere de şahit olduk ne yazık ki. Bunlardan biri de Sinan Oğan'dan geldi. Yani ben kararına bir şey diyemem elbette ama 3-4 gün bu ülkeyi bekletti gereksiz bir şekilde. Kararı belliydi. Attığı tweet'lerden, durduğu yerden ama gene de bekledi. Bekletti. O açıklamayı yapmadı. Plana sadık kal ve Azerbaycan iddiaları ile ilgili ne söylersiniz Turhan Bey? Bakın bunlarla ilgili çok şey yazıldı, çizildi, konuşuldu. Evet. O spekülasyonlara dair bir yorum yapmak istemiyorum. Ancak şunu söylemek istiyorum. Siyaset bir ahlaktır, siyaset bir kişiliktir, karakterdir ve duruştur. Eğer siz Türkiye sevdalısıysanız, Türk milletinin refahı için siyaset yapıyorsanız, kişisel beklenti için değil, Türkiye'nin yarınları için, bu ülkenin yavruları için siyaset yapıyorsanız, bir ilkeniz varsa, bir duruşunuz varsa, fikriniz varsa onun arkasında durmanız lazım. Ve bedel öderseniz de ödersiniz bunun için. Bakın ben 5 yıl AKP'de siyaset yaptım, o dönemi hatırlayacaksınız. İnanılmaz kavgalarla geçti, inanılmaz mücadeleyle geçti. Ben kendimce bir ilke ortaya koydum inandığım değerler başından beri belliydi ve o beş yıl içerisinde bir Mart tezkeresine mani olmak dahil, birçok yolsuzluğu açığa çıkartmak dahil, bazı önemli, bugün hala kamuoyunun bilmediği, bazı önemli problemlere parmak basmak, bazı sorunların büyümesini engellemek dahil çok ciddi bir siyasi mücadele verdim. Ve onun arkasında bir bedel ödemem gerekiyordu. Ya başkaları gibi teslim olacaktım ve diyecektim ki evet AKP ben seninle yol yürüyorum. Bugün karşınıza belki bambaşka bir insan olarak çıkacaktım ki o ben olmazdım ya da bedel ödeyecektim. Hiç önemli değil. Tam 12 yıl sürgünde yaşadım. İnanılmaz zulümlere maruz kaldım. İftiralara, ahlaksızlıklara maruz kaldım. İngiliz zindanlarında kaldım. Her türlü eziyete maruz kaldım ama ilkelerimden ödün vermedim. Siyaset bir ahlaktır. Siyaset bir duruştur. Siyaset bir fikriniz varsa onu savunabilecek cesareti göstermektir. Yalpalayarak siyaset yaparsanız, yalanların üzerine bina edilmiş manevralarla siyaset yaparsanız toplum size bunun bedelini ödedir. Bakın para kazanabilirsiniz, rant elde edebilirsiniz, birçok makam mevki de elde edebilirsiniz. Ama hiçbir zaman onunuzu koruyamazsınız. Sinan Oğan, Türk siyaset tarihinde bir anekdot olarak ve hak ettiği yeri alarak yok olup gidecektir. Belki bir takım şeylere sahip olabilir. Bilmiyorum nedir ne değildir. Birçok şey konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Ama bunca şeyi söyledikten sonra, bunca tavrı ortaya koyduktan sonra gidip Erdoğan'ı savunabiliyorsa, bu tek adam rejimini savunabiliyorsa, gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış, ahlaksızlığa batmış, bu düzenin arkasında duruyorsa ve milletin karşısına çıkarak oy verin Erdoğan'a diyebiliyorsa bir eleman olarak bu da kendine eğer bunu yakıştırabiliyorsa bu da kendi takdiridir. Sadece sadece bırakın diğer yapılanları bir tek yolsuzluk bile bir tek yolsuzluk bile Erdoğan'la mücadele etmek için bu ülkede yeter. Bakın bu ülkede sektörler teker teker çökertildi Lala Hanım. Ben Balıkesir'de siyaset yapıyorum. Tarım bölgesi evet. burası. Hayvancılık bölgesi. Köylere gidin köyler boşaldı. Hiç kimse konuşmuyor. Çiftçinin ortalama yaşı 50 bu ülkede. Genç insanların yapması gereken bir iştir. Hepimizin karnı çiftçilikle doyacak. Benim çiftçimin ürettiğiyle benim karnım doyacak. Hayvancının yetiştireceği hayvanla bizim karnımız doyacak. Ve ithal eden bir ülke haline geldik. Çiftçi şu anda can çekişiyor. Balıkesir'in köylerindeki pek çok köyde insanlar boşaldı, gençler yok. Ve köylünün tarlasını ismi belli olmayan büyük şirketler aldı. Bin dönüm, iki bin, beş bin, on bin dönüm tarla el değiştirdi. Sahipleri yok. Ve benim köylüm, benim çiftçim orada artık ırgat olarak çalışmaya başladı. Bakın sistematik bir şekilde çiftçi çökertildi. Artık bu döviz kriziyle beraber ihracat yapamaz hale geldi bizim e, sanayicimiz, üreticimiz. Zaten ihracatın ithalata bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz. %70-80 oranında ithala bağlı bir ihracat mekanizmamız var. Bu da çökmek üzere. E gençlerimiz umutlarını yurt dışına bağlamışlar. Hepsi yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Hepsi yurt dışında gelecek arıyor. Son 7-8 yıl içerisinde 10 binden fazla Türk hekimi, pırıl pırıl aydınlık Türk hekimi Türkiye'yi terk etti. Bilgisayarcılar, IT'ciler, savunma sanayinden dünya kadar gencimiz pırıl pırıl ülkeyi terk etti. Medya tamamen bir güruhun kontrolü altına girdi. Artık demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Ancak sizin gibi cesaretli insanlar YouTube kanalıyla var olmaya çalışıyorlar ve bizlerin sesini duyurmaya çalışıyorlar. Üniversiteler tamamen artık AKP'nin arka bahçesi haline geldi. Kendi aydınlarına tırnak içerisinde entel dantel diyen bir cumhurbaşkanı var bu ülkede. Ve ülkede kurumlar çöktü. Artık kurumlar çalışamaz hale geldi. Yozlaştı her şey ve en tehlikelisi en tehlikelisi toplum katmanları arasına büyük ayrılıklar girdi ve insanlar birbirine rezervli insanlar birbirine ön yargılı insanlar patlamaya hazır ve öfkeliler. Siyaset bir uzlaşı sanatıdır. Bunu ortadan kaldırdı. Niye? Kendisi söyledi. Hitabet öfke bir hitabet sanatıdır dedi. Sabahtan akşama millete hakaret eden, milleti aşağılayan, her türlü lafı sarf eden bir Erdoğan var. Buna insanların sinirinin dayanması mümkün mü? ister istemez kendi taraflarını konsolide etti. Kendisi gibi düşünmeyen insanları iteledi, öteledi. Hiç durmadan yalan söyleyen bir mekanizma haline geldiler. Israrla söylendi yıllardır. Dolma Bahçede e, camisinde böyle bir şey olmadı diyor. Caminin imamı müezzini diyor ki içki içilmedi. Hayır diyor. Israrla aynı yalanı tekrar ediyor. Israrla Ankara Esenboğa havalimanı ben açtım, ben yaptım diyor. Şimdi buna ne diyeceksiniz? Aynı yalanı hiç durmadan bir kere, on kere, elli kere, yüz kere tekrar ediyor. Ve Türkiye böyle bir kirliliğe maruz kaldı. Yolsuzluk akıl alır gibi değil. Geçen programınızda anlattım. Sadece Kuzey Irak'tan getirilen petrolle birilerinin cebine 10 milyar dolar para boca edildi. Bir daha söylüyorum. 10 milyar dolar. Daha bunun etik boyutu da var. O petrolü sen Kuzey Irak'tan getirdin. Barzani'den aldın. Barzani, Neçirvan Barzani boşuna daha ilk turdan sonra Erdoğan'ı tebrik etmedi. Onun için yaptı onu. Çünkü oradan rant elde ediyorlar beraber. Rant elde ediyorlar Kuzey Irak petrollerinden. Evet. Getirdiler Türkiye'ye. Oradan İsrail hani o Van Münit'le falan filan şovlar yapıldı ya hani Yahudi düşmanlığı vardı falan filan. Hiç alakası yok. İsrail'in Hayfa Limanı'na gönderdiler o petrolü. İnanılmaz paralar İsrail'de kazandı. Türkiye'deki Erdoğan yandaşı ve Erdoğan'ın ailesinden kimi isimler de kazandı. O petrolleri orada rafine ettiler. Tekrar Türkiye'ye getirdiler. Oradan Kuzey Irak'a geri gitti. Elimde kanıt yok ama eminim o Kuzey Irak'a giden petrolden PKK'da kullandı. IŞİD'de kullandı. Şimdi böyle bir kirli düzen kuruldu. Türkiye bu parayı kazanabilirdi. Hayır birilerinin cebine gitti. Peki bize kalan ne oldu? Biz bunun cezasını ödeyeceğiz. İlk taksidi bir buçuk milyar dolar. İkinci, üçüncü ceza da gelecek önümüzdeki aylarda. Tarihe not düşmek için söylüyorum. Fransa'dan yakında o cezalar da gelecek. Beş milyar dolar ceza ödeyeceğiz. Bakın AKP hükümetinin Türkiye'deki bütün çiftçilere yılda ödemiş olduğu teşvik iki milyar dolardan az. Bir daha söylüyorum. iki milyar dolardan az. Sadece bir ailenin bir güruhun cebine yapılan bu kaçak ve usulsüz petrol ticaretinden dolayı giren para on milyar dolar. Böyle bir sistem ayakta durabilir mi Lale Hanım? Biz buna kimi, kime soracağız bunun hesabını? Kime soracağız? Ülkede ne var ne yoksa çarçur edildi. 140 milyar dolar borçtu geldiklerinde bugün 460 milyar dolar borca geldi. Varlık fonu marifetiyle ne var ne yoksa sattılar. Bilinen 70 milyar dolar bilinmeyen ne olduğu belli değil. Katarlılara verildi ona verildi buna verildi yok edildi. Cumhuriyet döneminin bütün kazanımları yok edildi. O da yetmedi. Londra tefecilerinden aldıkları parayla yandaşlara boca ettiler bu kredileri. Devlet garantisi verildi. Garantili projelerle milyarlarca dolarlık Türkiye'nin istikbali ipotek altına alındı. Sizin benim çocuklarım ödeyecek, benim torunlarım ödeyecek bu paraları. Bugün hayat pahalılığından şikayet ediliyor. Evet, hayat pahalılığı var ve artmaya devam edecek. Bunun temel sebebi bu ahlaksız düzendir, bu soygun düzenidir, bu rant düzenidir. Gözümüzün içine sokuyorsunuz iki tane köprüyle üç tane yolu. Bunların maliyeti normal bedellerinin en az on katı, on beş katı. Ve buralardan para kazananlar Londra'nın en lüks semtlerinde, en muhtena semtlerinde keyif çatıyorlar. Milyarlarca transfer ettiler oraya. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Bu güzel coğrafyaya yazık değil mi? Ve bütün bunları, bütün bunları kapatabilmek için eline aldığı seccade ile cami avlularında siyaset yapan bir Erdoğan var. Son derece, son derece riskli bir döneme girdi Türkiye. Son üç gün tarihi bir fırsat var Türkiye'nin önünde. Bu fırsatta bu tek adam rejimine son vermek ve Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak seçmek. Eleştirebilirsiniz. Eksikleri olabilir, yanlışları olabilir. Hiç önemli değil. Ama şu anda bunu konuşma zamanı değil. Önümüzdeki fırsat Türkiye'yi bu tek adam rejiminden kurtarıp yeniden normalleştirme zamanı. Sayın Kılıçdaroğlu eleştiriye açık bir insan. Demokrat bir insan, dürüst bir insan, yıllarca bürokraside bulunmuş, siyaset yapmış, kıymetli bir, tecrübeli bir siyasetçi. Hiçbir yolsuzluğu olmayan, deneyimli bir siyasetçi. Ve onunla Türkiye'nin yeniden demokratikleşme imkanı çok daha fazla ve biz bunu gerçekleştireceğiz. Hep beraber gerçekleştireceğiz. Ama bunun yolu sandıktan geçiyor. Ve her şeye rağmen gençlere sesleniyorum, kadınlara sesleniyorum, çiftçilere sesleniyorum, esnafa, köylüye, herkese sesleniyorum. Allah aşkına sandığa gidin. Bakın sekiz buçuk milyon sandığa gitmeyen insanımız var. Ne olursunuz sandığa gidin. Evet. Bir, bir sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra biz niye böyle yaptık, niye gitmedik, niye bugünlere sebep olduk demek istemiyorsanız sandığa gidin. Ve o sandıktan demokrasiyi çıkartır. Hukukun üstünlüğünü çıkartır. Bakın yolsuzluklardan bahsediyoruz. İnanılmaz şeyler dönüyor. Biz bunların üstüne gidemiyoruz. Çünkü parlamentonun denetleme fonksiyonunu elinden aldı bu tek adam rejimi. Bize güç verin ki biz bunların teker teker üstüne gidelim. Kendimiz için değil, sizin çocuklarınız için yapalım bunu. Sizin geleceğiniz için yapalım. Ve bu ülkeyi en mutlu yaşatacak sistem ve düzen demokratik layık hukuk devletidir. Bakın geçen programlarınızda söyledim bir kere daha söylüyorum. Dünyanın en mutlu Müslümanları demokratik ülkelerde yaşayan Müslümanlar. Afganistan'ın Müslümanı mutlu değil. İran'ın Müslümanı mutlu değil. Af e Azer e Suudi Arabistan'ın Müslümanı mutlu değil. Niye bu insanlar İ İngiltere'de, Danimarka'da, Norveç'te mutlular? Niye? Çünkü bir hukuk güvencesi var. Çünkü insan hakları var. Çünkü herkes kendi özgürlük alanı içerisinde kimseyi rahatsız etmeden o alanı içerisinde inandığı gibi yaşama hürriyetine ve hürriyetine sahip. İşte bunun için bizim Türkiye'yi yeniden o hak ettiği düzene oturtabilmemiz lazım. Onun da yolu demokratik laik hukuk devleti sistemine yeniden kavuşabilmek, tek adam rejiminden kurtulmak ve Türkiye'yi yeniden güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejime getirebilmek ve denge denetim mekanizmasını kurabilmek. Sorgulayamıyorsunuz. Ben yaptım oldu diyor. Evet. Bu yasayı ben e, onaylamıyorum diyor. Ben bu uluslararası e, anlaşmadan çıkıyorum diyor. Bu ihaleyi falancaya verdim diyor. Sorgulayamıyorsunuz. Ve bütün bunların önüne bir tane seccade getirip bunun üzerinden siyaset yapıp insanların istikbalini karartıyor. İşte o kirli kirli siyaseti bu ülkenin gündeminden çıkartıp yeniden şeffaf, aydınlık, pırıl pırıl bir düzene geçmemiz lazım. Bunun da yolu pazar günü sandıktan geçiyor. Evet. Şimdi siz bütün bunları anlatırken sandık güvenliği ile ilgili endişesi olanlar yine yazdı. Geçen seçimde yaşadıklarımız ortada. Bunların artık ortaya çıkma ihtimali de azalıyor Turhan Bey. Dolayısıyla bu önümüzdeki pazar günü yapılacak ve riskleri olabilecekse eğer sandık güvenliği ile ilgili neler yapılıyor? Özellikle bu konuda çok meraklı olanlar var. Şimdi bir önceki seçimin bütün verileri elimizde. Dolayısıyla elimizde önemli bir data var şu anda. Öte yandan bu seçimlerde sadece Cumhurbaşkanlığı oylanacak ve iki isim oylanacak. Dolayısıyla bunların denetimi son derece kolay. Ve sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için hep beraber sandık başında olacağız. Örneğin biz Balıkesir'den örnek vereyim. CHP'lilerle beraber İyi Parti'nin sandık görevlileri, sandık müşahitleri hep beraber koordineli çalışıyor. Ve bizim de yasa olarak alacağımız tutanaklar yine CHP'nin merkezlerinde toplanacak. Dolayısıyla bu kez son derece güçlü elimiz. Geçen sefer eksiklerin olduğunu kabul ediyorum. Ama bu sefer bu eksikler minimize olacak. Fakat bir şey rica ediyorum ben. Daha önceki programlarda bunu tekrar etmiştim. Bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Bakın bu sıradan bir seçim değil. Bu rutin bir seçim değil. Bu Türkiye'nin geleceğinin oylanacağı, yavrularımızın istikbalinin oylanacağı bir seçim. Ne olursunuz. Sandığa erkenden gidin. Ve sizin yasal hakkınız, o sandık sonuçları, sandık sonuçları açıklanıncaya kadar orada durun ve sandık tutanaklarını görün. Bu sizin legal hakkınız. O mekanda oy kullandığınız sandıkların bulunduğu yerde sizin onları denetleme hakkınız var. Ne olursunuz sadece partilerin sandık görevlilerine ya da müşahitlerine lütfen yeterli bulmayın. Siz de orada bulunun. Bu bir demokrasi şöyle ne olsun? Bu Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtulacağı mükemmel bir adım olsun ve siz de buna katkı sağlayın. Sadece oy kullanmakla değil, orada bulunarak da buna katkı sağlayın. Biz bütün e, teşkilat gücümüzde sandıklarda olacağız ve tabii ki bunun ana dinamosu CHP tarafından yönetilecek ve biz de hep birlikte çalışacağız, beraber destek olacağız. Bu kez sonuçlar biraz daha erken açıklanabilir, e, daha sağlıklı sonuçlar alınabilir. E, şunu ben paylaşmak istiyorum. Bugün e, saraydan edindiğim bazı bilgiler var, kanaatler var. Bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Ve çok önemli bir durum bu. Bunu lütfen siz de vurgularsanız çok sevinirim. Burada iki aday yarışacağı için sonuçların çabuk ortaya çıkacağı konusunda bir algı yaratılmaya başlandı. Bu doğru aslında, yanlış değil, doğru. Fakat bunu yönetecek AKP ve akşam 5'te açılan sandıkların sonuçlarıyla ilgili altıda hemen hemen kesin sonuçları vermek gibi bir planları var. Bir kere daha söylüyorum saat altı civarında AKP cephesinden muhtemelen Erdoğan yoksa onun tayin edeceği bir isim tarafından Erdoğan'ın önde olduğunu açıklayacak tarzda beyanatlar gelecek. Bunun hazırlığı yapıldı sarayda. Lütfen bunlara itibar etmeyin. YSK'nın kendi açıklayacağı resmi açıklamanın dışında Anadolu Ajansı tarafından, başka ajanslar tarafından, partilerden, iktidar cephesinden gelen dezenformatif bilgilere lütfen itibar etmeyin. CHP'den yapılacak açıklamalar sağlıklı olacaktır. Onu biliyorum. Çok yoğun bir hazırlık yapılıyor şu anda altyapı hazırlıkları. Belki gecikmeli olabilir çünkü sağlıklı bilgi olacağı için denetimden geçecek bu bilgiler. Ne olursunuz? Hükümet cephesinden gelen bu ilk ve yönlendirici bilgilere çok itibar etmeyin. Çünkü ilk seçimde bunu yaptılar. Bu kez daha ciddi bununla ilgili bir manipülatif hazırlık var. Bunun altını çizmek istiyorum, bunun vurgusunu yapmak istiyorum. Şüphesiz daha erken açıklanacak sonuçlar. Çünkü milletvekilliği seçimi yok bu kez. Fakat buna rağmen zaman alacaktır ve özellikle devlet yandaşı bazı kanallardan gelen dezenformatif ve yönlendirici bilgilere itibar etmeyin. Evet. Ee, bu söyledikleriniz çok çok önemli. Geçen seçimde de aslında bir kademesini yaşadık bunu bir benzerini. Ee, Anadolu Ajansı e, sonuçların Erdoğan'ın önde gittiği e, sandıkları açıklayarak başlaması bunun e, şimdi daha hızlısına şahit olacağız anladığım kadarıyla evet, söylediklerimiz. Evet, evet, o kurgulanıyor. Erdoğan'ın yani, civarında Erdoğan ve, veya onun tayin edeceği bir başka isim tarafından Erdoğan'ın önde gittiği açıklanacak evet. e, ve böylece pozisiyedir. E, böyle Psikolojik üstünlük sağlayacaklar. Bir yönlendirme e, yapılmaya çalışılacak. Lütfen buna itibar etmeyin. E, sağlıklı ve doğru kanallardan gelecek olan bilgilere itibar edin ve e, akşam saat beşten sonra sonuçlar açıklanırken lütfen oy kullandığınız sandıkların etrafında olun. Bu sizin yasal hakkınız ve burada bir anlamda. Denetimi e, sivil inisiyatif olarak, vatandaş olarak siz yapın. E, bu bir anlamda oradakilere bir otokontrol de getirecek, daha dikkatli olmalarını da sağlayacak ve e, parti görevlilerinin, İyi Parti'nin, CHP'nin orada bulunan görevlilerin e, sağlıklı bilgi alıp bir an önce e, merkezlere bu bilgileri taşımaları noktasında da e, kolaylık sağlayacaktır. Motivasyon da olacaktır aynı zamanda. Bu konuda ben yurttaşlarımdan, vatandaşlarımdan özel olarak e, ricada bulunuyorum. Ee, çok önemli bir şey bu söylediğiniz Turan Bey. E, böyle bir bilgiyi paylaştığınız için e, ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi e, gü sandık güvenliği, seçim güvenliği diyoruz. Bir de seçmen e, durumu var biliyorsunuz yabancılar ülkemizdeki yabancılar. E, ne idüğü belirsiz demiş Yılmaz Bey. 6.7 e, milyon seçmen hakkında bir araştırma var mı Sayın Çömez diyor. Bugün Göç İdaresi'nin açıkladığı rakama göre 4 milyon 900 bin küsür yabancı varmış ülkemizde. Çok komik tabii bu. Ee, yani bunun en az e, 3-4 katı yabancı var ülkede benim bildiğim kadarıyla resmi olmayan e, rakamlara göre. Ne dersiniz bu soruyla birlikte bunun Bunu tabii önüne küresi... nasıl? Mülteci konusunu sizinle çok kereler konuştuk. Ne yazık ki Türkiye'de hiçbir veri sağlıklı tutulmadığı için yani enflasyon rakamlarının bile doğru olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu rakamların da doğru olmadığından eminim. Bir kere en az 600-700 bin civarında Afganistan'dan gelmiş, Belücistan, İran ve onun üzerinden bizim doğu sınırımız Van'daki bazı bölgelerden Türkiye'ye intikal etmiş en az 500-600 bin civarında eğitimli Afganlı genç erkek var. Bu bir. Bunların arkasında Amerika'nın kurguladığı bir plan var. Amerika ile beraber Afganistan'da çalışmış bu kişilerin e, güvence altına alınabilmesi için Amerika ile Türkiye arasında yapılmış perde arkası bir takım görüşmeler var. Ve Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı bunu resmi sitesinde de e, bir ölçüde deklare etti. Bunları sizin programlarınızda konuştuk. Bu çok büyük bir yanlış hatta ihanet yani bu insanlara yol verilmesi neydi belirsiz. Bu kadar Amerika adına çalışmış, genç, eğitimli, asker sıfatlı Afganlıların Türkiye'de bulunması ve bunlara müsaade edilmesi inanılmaz bir skandal ve inanılmaz bir ihanet. Bu bir. İkincisi, ikincisi Suriye'den gelen 8 ila 10 milyon mülteciden bahsediyoruz. Bakın 1951 Cenevre Konvansiyonuna göre bu insanlar uluslararası standartlarda mülteci değil. Bu konvansiyona biz şerh koyduk ve bizim komşu ülkelerimizden gelecek olan kişilere böyle bir mülteci statüsü tanımayacağımızı deklar ettik. Dolayısıyla dünyanın bize böyle bir dayatma yapma şansı yok. Ama bunu çok iyi bildiği için dünya, Avrupa bizi bir göçmen deposu olarak gördüğü için ya da Binali Yıldırım'ın ifadesiyle teröristleri Türkiye'de tutarak Avrupa'nın güvenliğini sağladığımız için 3-5 kuruşa bu ülkenin istikbalini riske ettiğimiz için Dolayısıyla biz bu insanları şu anda Türkiye'de muhafaza ediyoruz. Ve Avrupa bunu bildiği için geri kabul anlaşmasını bize imzalattı ve Türkiye'yi orada hangi sahiplerle diplomatik olarak dolandırdı bilmiyorum. Dendi ki biz size Avrupa'ya vize vereceğiz ama şu geri kabul anlaşmasını imzalayın. Türkiye'den herhangi birisi Avrupa'ya geçecek olursa biz bunu iade edeceğiz. Siz de kabul etmek zorunda kalacaksınız. Hatta hatta şunu da yaptıklarına dair ciddi kanıtlar var. Başka yollarla, örneğin Libya'dan mesela ya da başka kanallarla Avrupa'ya ulaşmış Yunanistan'a, İtalya'ya ulaşmış kişilere diyorlar ki biz Türkiye'den geldik diye deklar edin biz sizi geri postalayalım ve onları da Türkiye'ye gönderiyorlar. Şu anda Türkiye maalesef bir göçmen deposu haline geldi ve Avrupa'nın güvenliğini sağlayan, terör konusundaki riskini minimize eden 3-5 kuruşa bunları yapan ve ülkenin istikbalini karartan bir ülke haline geldi. Bir siyasi anlayışla Türkiye yönetiliyor. Bakın, iddia ile söylüyorum. 10 milyon civarındaki Suriyelinin şu anda Türkiye'de bulunmasının arkasındaki asıl neden savaş değildir. Asıl neden Büyük Ortadoğu projesidir. Suriye'deki çıkartılmış olan bu iç savaşın arkasında da Büyük Ortadoğu projesi vardır. Birinci ve ikinci Irak savaşından sonra Irak'ın kuzeyinde, 36. paralelin kuzeyinde oluşturulmuş güvenli alanda de facto bir Kürt devleti kuruldu. Henüz dünya tanımasa da özel bir yönetim kuruldu ve Türkiye'de artık orada o bahsettiğim petrol ticaretini de zaten onlarla ilişkiler kurarak yaptı. Tanınan tırnak içerisinde de facto bir devlet kuruldu. Bunun ikinci aşaması Suriye'nin kuzeyinde bir e, güvenli alan oluşturup burada da bir de facto devlet kurmak ve bunu Kuzey Irak'la birleştirmek ve günün sonunda da zaman içerisinde, 10 yıllar içerisinde bunu Akdeniz'e ulaştırıp İsrail'in güvenliğini sağlamak. Ve Suriye'de çıkartılan savaşın arkasında bu vardır. Kuzey Suriye'nin boşaltılması, özellikle o insanların bombardıman altında kalıp Türkiye'ye gelmelerinin sağlanması, bu esnada YPG, PYD de terör devletinin orada yeşermesi, güçlenmesi. Bütün plan buydu. Salih Müslim'i YPG'nin, PYD'nin başındaki teröristi ala ile vala ile Türkiye'de ağırlayan kimdi? Erdoğan rejimiydi. Dışişleri Bakanlığı'nda ağırlayan kimdi? Erdoğan rejimiydi. Bu adam nerede şimdi? Bizim terör devleti dediğimiz, PKK unsuru dediğimiz YPG'nin, PYD'nin başında. Kim ağırladı bunları Dışişleri Bakanlığı'nda? Seni ağırladı. YPG, PYD terör unsurları Kuzey Irak'tan, Kuzey Suriye'ye nereden geçti? Türkiye üzerinden geçti. Kim izin verdi? Erdoğan hükümeti. Hatta onların yol masraflarını bile, yemek paralarını bile Erdoğan hükümeti verdi. Ve şu anda Kuzey Suriye'de 80 bin civarında eğitimli, Amerika'nın desteklediği, Avrupa'nın desteklediği, silahlandırdığı militan güruhu var ve bunlar artık bir devlet kurma hazırlığı içerisinde. İşte bunun için, bunun için Kuzey Suriye'nin boşaltılması gerekiyordu. O sebeple diyorum ki Büyük Ortadoğu projesi hala bitmedi ve Büyük Ortadoğu projesinin uygulayıcısı da Erdoğan'dır. Mesela böyle bakarsak olayı daha iyi anlarız. Şimdi Hulusi Akar kalkmış diyor ki cesareti olan sınır geçmeye çalışsın. Bakalım geçebilecek mi? Ben de diyorum ki kendisine. Ya 10 milyon insan geçmiş. İnsan utanır bunu söylerken. 10 milyon insan elini kolunu sallaya sallaya kuzey e, doğu sınırından geçmiş, güney sınırından geçmiş. Hala utanmadan, sıkılmadan bu ülkenin Milli Savunma Bakanı cesareti olan varsa geçsin diyor. Senin kendinden haberin yok. Zaten haberin olsa o 2015-16'daki 15 Temmuz darbesi olmazdı bu ülkede. Utanır bir insan. O darbenin olduğu dönemde sen genelkurmay başkanıydın. İnsan bunu söylerken bir düşünür. Ben nasıl yönettim bu ülkeyi? Bu ülkenin askerisini nasıl yönettim diye. Hakikaten insanların aklıyla alay ediyorlar. Bakın bu 10 milyon mülteci Türkiye'nin başına büyük bir dert olacak. Doğurganlık kızı çok büyük. 5.3'lük bir organlık kızı var. Kültürel olarak son derece hızlı üreyen bir toplum. Çünkü doğurganlık onlar için bir kültürel ve bir inanç meselesi. 2050 yılında Türk nüfusuyla Suriye nüfusu burada eşitlenecek. Bu çok vahim bir durum. Ve bunların bize entegre olma şansları yok. Bir daha söylüyorum. Bu kültürün, bu yapının bize entegre olma şansları yok. Ben ırkçı değilim. Ben bu insanların insani olarak çektikleri acıyı anlıyorum. Fakat bu bir savaş kaçkını meselesi değil. Bu bir kurgu feryat ediyorum defalarca söyledim. Bu mültecilerin derhal geri gönderilmesi lazım. Bu çok zor bir şey değil. Bakın Esat defalarca çağrı yaptı. Erdoğan'a güvenmediği için görüşmedi. Ama defalarca çağrı yaptı. Şu anda zaten savaş bitmiş durumda ve ve genel af getirdi. Dolayısıyla artık bunların geri dönmelerinde hiçbir problem yok. Yapılacak şey şu. Esat'la oturacaksınız. Esat'la bir mutabakata varacaksınız. Uluslararası bir takım garantör ülkelerde alacaksınız. Orada denetimi sağlayacak bir takım Türk unsurları da belirleyeceksiniz. Bunun onayını da alacaksınız. Ondan sonra tedirici bir şekilde burada bulunanlara diyeceksiniz ki size 6 ay müddet veriyorum. 6 ay içerisinde gönüllü olarak dönmek istiyorsanız size şu kadar katkı sağlayacağım. Sonra da dönüp Avrupa'ya bakın bu uluslararası bir meseledir. Bunların bütçelerini verin kardeşim. Vermiyorlarsa onların faturasını onlara günü gelince ödetirsiniz yavaş yavaş dönmelerini sağlayacaksınız. Dönmüyorlar mı? Kaldılar mı bir kısmı? Diyeceksiniz ki okula gidemezsiniz, hastanelere gidemezsiniz, banka hesabı açamazsınız, araba alamazsınız, telefon alamazsınız. Avrupa bunu yapıyor. Ve o şartlar altında zaten kendi ülkeniz güvenli sizin için. Ve biz sana güvenli yoldan gitmek için bir imkan tanımışız. Hala reddediyorsan ben bu önlemleri alırım. İngiltere'de bu önlemlerin çok daha sert versiyonları uygulanıyor. Bir göçmen politikanız yok. Ülkemiz tamamen bir güruh tarafından işgal edilmiş. Kültürel olarak farklı, düşünce yapısı farklı, dili farklı, her şeyi farklı. Pasaportların satılmasını hiç konuşmuyorum bile. Bakın Dubai'de bir önceki seçimde yani 14 Mayıs seçiminde bir günde oy kullanan kişi sayısı 400. Bunlardan sadece 50 tanesi Türkçe konuşuyordu. Ve 350 tane Arap yanında 3-4 tane karısı Eciş Bücüş gittiler oraya. Ve cingar çıkartmışlar. Bana oradan arkadaşlarım bilgi verdi. Niye burada Arapça konuşan insan yok diye. Yahu Türkiye'deki seçimin kaderini belirliyorsunuz sen. Oradaki Türk memurları var onlara itiraz etmişler. Arapça konuşan orada seçim güven, e, sandıklarda görevli istemişler. Şu ülkenin düştüğü hale bakar mısınız? Ben İngiltere'de kaç kişiyle konuştum. Türkiye'ye gelmemiş bile. Yatırmış 250-300 bin dolar para. Sülalesi şey olmuş. Türk vatandaşı olmuş. Hatta bir tanesi dedi ki, süremiz doldu dedi. Üç yıl sanıyorum yanlış hatırlamıyorsan. Süremiz doldu. Önümüzdeki ay parayı çekeceğiz dedi. Bütün aile Türk vatandaşı oldu. Şimdi o parayı başkaları için kullanacağız dedi. Böyle bir ülke yönetilir mi? Ve Erdoğan bu insanlardan oy devşirerek iktidarda kalmaya çalışıyor. Bakın Türkiye'nin önünde en temel problemlerden bir tanesi göçmen meselesidir. Bu mülteci krizidir. Bu basit bir insanlık dramı değildir. Bunun arkasında büyük bir proje vardır. Buna eğer bugün dur demezsek biz yarın bizim çocuklarımız çok daha riskli bir ülkede, çok daha tehlikeli bir atmosferde yaşamak zorunda kalacaklar. Öte yandan çok ağır bir ekonomik krizin arefesindeyiz Lala Hanım. Önümüzdeki haftalarda eğer Erdoğan ipi göğüslerse, beklenmedik bir şey yaşanır ve Erdoğan iktidarda kalmaya devam ederse biz sizin programlarınızda çok ağır ekonomik krizleri konuşuyor olacağız önümüzdeki haftalardan itibaren. Fakat ben ekonomik krizden çok fazla korkmuyorum. Çünkü Türkiye hakikaten zengin bir ülke ve biz birkaç yıl içerisinde yeniden restore olur, rehabilite olur. Bütün imkanları doğru ve rasyonel bir şekilde kullanarak ayağa kalkarız ama bu mülteci problemi kalıcı bir sorun. Eğer şimdi rasyonel bir çözüm bulunmazsa önümüzdeki yıllarda çok daha vahim hale gelecek. İşte onun için bu tek adam rejiminden kurtulmak bu belayı bizim başımıza düçar eden bu iktidardan kurtulmak hepimiz için hakikaten bir kürtseverlik borcu. Evet, TC'yi boşuna kaldırmadılar diyor. Ee, hakikaten bir plan bu, bir kurgu sizin de söylediğiniz gibi kademe kademe ilerliyor. Ee, şimdi bununla ilgili e, Turan Bey o kadar güzel e, anlattınız ki ben de çok araya girmek istemedim. Evet yine XYZ kuşakları diyor ki Avrupa 200 lira asla geri kabul anlaşmasından dönmez. Ekonomik olarak en çok ticaretimiz Avrupa olduğu için biz de bu konuda ısrar edemeyeceğiz maalesef demiş. Hayır ederiz ne? ederiz. bu anlaşmadan Avrupa'nın dönmesine gerek yok. Biz itiraz ettiğimizde tek taraflı olarak bu anlaşmadan çıkarız. Avrupa'nın bize ihtiyacı var halil Hanım Bakın ben meseleyi Avrupa'dan da bakabilen birisiyim. 15 yıl İngiltere'de yaşadım. Hala bağlarımız evet. devam ediyor ve her şeyi bıraktım ve ülkeme hizmet etmek için geri döndüm. O süreci gayet iyi biliyorsunuz. Covid dönemi sonrasında ve özellikle Ukrayna Rusya Savaşı sonrasında Avrupa'da dengeler değişti. Şu anda Avrupa'nın Türkiye'ye önemli ölçüde ihtiyacı var. Türkiye hem imalat sektöründe, hem sanayide hem de tarım e, üretiminde, hayvancılıkta Avrupa için önemli bir merkez haline gelebilir. Doğru bir planlamayla, doğru bir planlamayla 3-4 sene içerisinde Türkiye Avrupa için gerçekten parlayan bir yıldız olabilir ve e, anlaşmaları çift taraflı bozmaya gerek yok. Ben bu anlaşmayı bozuyorum dediği an Türkiye anlaşma bozulmuş demektir. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden nasıl çıktığımızı biliyorsunuz. Erdoğan çıktım dedi, çıktı. Dolayısıyla evet. e, bunun için elbette e, parlamento onayı önemli ama e, örneği olduğu için e, Erdoğan'ın ya da Cumhurbaşkanının, yeni seçilecek Cumhurbaşkanının tek taraflı olarak bu anlaşmayı iptal etmesi son derece kolay. Ve ondan sonra Avrupa ile yeniden oturup birçok alanda işbirliği yapılabilir. Çünkü Avrupa'nın Türkiye'ye büyük ölçüde ihtiyacı var. İmalat sektöründe ihtiyacı var. Yine az önce ifade ettiğim gibi Ukrayna Rusya Savaşı'ndan sonra Covid ardından Çin'le yaşanan gerilim yeni arayışları da beraberinde getirdi. Şu anda Avrupa Hindistan'da büyük bir arayış içerisinde hem tarım ürünleri hem de sanayi ürünleri noktasında. Türkiye bir kendine gelse bu işlere odaklansa Abuk subuk siyasal gündemleri terk edip gerçek gündemlere odaklansa, Türkiye Türkiye'den yönetilse ve Türkiye'nin istikbali için rasyonel projeler üretilse, tarımda nasıl kalkınırız, sanayide nasıl kalkınırız, ihracatı nasıl e, arttırabiliriz, istihdamı nasıl arttırabiliriz, bu toplumu yeniden huzur ve barış içerisinde nasıl yaşatırız, turizmi nasıl geliştirebiliriz? Bunları konuşabilsek biz kalkınırız. 3-5 yıl içerisinde Türkiye muazzam bir ülke haline gelebilir ama bizim bir an önce bir an önce normalleşmeye ihtiyacımız var. Devlet kurumlarının doğru düzgün yönetilmesine ihtiyacı var. Ülkenin yeniden ayağa kalkmasına ihtiyacı var ve bizim toplum olarak birbirimizle kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Bu kadar rezervli, bu kadar ayrışmış, birbirine ön yargılı bakan bir toplum kesimi yarattı Erdoğan maalesef bu tek adam rejiminin ve Erdoğan rejiminin ülkeye bıraktığı en büyük e, tahribatlardan bir tanesi de o. Dolayısıyla bizim bunlardan kurtulmamız lazım. Türkiye'nin doğru düzgün işlemesi, yürütülmesi, yönetilmesi ve kurumların doğru düzgün çalışması lazım. Bakın, eğer pazartesi gününden itibaren demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne dönmezsek Türkiye daha faşizan bir anlayışla yönetiliyor olacak. İki tane örnek vereceğim size. Ee, size çok soru sormanıza fırsat tanımadım ama o kadar doluyum ki yani yaşadıklarım ile evet, çok da güzel zaten sorularıma e, sormadan anlatıyorsunuz. Ben iki tane veriyorum. iki tane örnek vereceğim size. Bakın benim bölgemden bir öğretmen bir ulusal televizyon kanalında yapmış olduğum bir siyasal değerlendirmeyle ilgili küçük bir video, YouTube videosunu WhatsApp'tan paylaşmış. Bu televizyon kanalında yaptığım konuşmada hiçbir suç unsuru yok, hiçbir soruşturma yok. Basit bir siyasal değerlendirme. Adam bana yazıyı gönderdi öğretmen. Elinde yazısı var ama ismini mahfuz tutuyorum o sebeple paylaşmıyorum. Okul müdürü şu yazıyı yazmış. Turan Çömez'in bir videosunu WhatsApp grubunda paylaştığınız tespit edilmiş olup para cezasına çarptırıldınız. Maaşını kesmişler adamın benim videomu paylaştılar diye. Misiniz? Böyle bir faşizan uygulama, böyle bir faşizan anlayış olur mu? Akıl alır gibi değil. Bakın Gönen'de yaşanan bir başka olaydan bahsedeceğim size. Yani bu seçimin adil olmadığını, demokratik olmadığını birçok örnekle anlattım. Jandarma'nın broşür dağıttığını, efendim seçim gecesi son akşam milyonlarca broşürün nasıl dağıtıldığını anlattım. AKP milletvekili adaylarından bir tanesi gören de sanayiye gitmiş. Sanayide bir sanayi esnafının içerisine dükkanına girmiş ve esnafta çalışan işçilerden bir tanesi demiş ki, "Siz Hüdaparla berabersiniz. Teröristlerle birlikte olalım. Ben elini sıkmam." demiş. Son derece demokratik bir tavır. Zaman ya, zaman yapıyor insanlar. Son derece saygı duyulması gereken vatandaşın bu cesareti göstermesi çok takdir edilecek bir şey. Adam yememiş, içmemiş orayı not etmiş ve kazandı. Milletvekili oldu. İlk yaptığı iş ne biliyor musunuz? Gönen kaymakamlığına gitmiş. O adresi buldurmuş ve oradaki o sanayi esnafının, o sanayi esnafının, e, o oranın sahibini AKP teşkilatına çağırttırmış tehdit etmiş, bağırmış, çağırmış. Bu adamı işten atacaksın. Atmazsan seni o dükkandan çıkartırız diye. Ve o zavallı çocuk. O demokratik tepkisini gösteren o zavallı çocuk işinden olmuş. Bakın Türkiye böylesine faşizan bir anlayışla yönetilmeye başlandı. Bir video paylaştığı için maaşı kesilen öğretmenler siyasal ve demokratik basit bir tepki verdiği için işinden olan insanlar ki daha neler neler var. İşte bunlara dur diyebilmek için ...Türkiye'nin yeniden huzura, dostluğa, barışa, kardeşliğe kavuşabilmesi için, nefes alabilmesi için... ...bizim ihtiyaç duyduğumuz şey sandık o sandıktan Sayın Kılıçdaroğlu'nu çıkartabilmek. Aksi halde bu anlattığımız örneklerin çok daha fazlasını biz yaşıyor olacağız Hilal Hanım. Evet haklısınız. Şimdi bu konuyla ilgili Seher Hanım az önce bir soru sormuştu. Meclis çoğunluğu ile ilgili yani... Bu noktada sorular da geliyor. E, nasıl olacak diye yani Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilse bile meclis çoğunluğu AKP'nin elinde ya da Cumhur İttifakı diyelim işte nasıl olacak, ne yapılacak merak ediliyor bu konu. Zaten bütün planımız Türkiye'yi yeniden demokratik parlamenter rejime getirebilmek. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, ee, bu sistem e, tek adam rejimine ya da Cumhurbaşkanı'na büyük yetkiler veriyor. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu seçildiğinde hükümeti de kendisi kuracak. Kan hükmünde kararnamelerle ve atamalarla ülkenin yönetilmesi onun tarafından ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek. Zaten bir süreç içerisinde parlamenter rejime geçiş konusunda adımlar atılacak. Dolayısıyla... Belki de bu süreci kolaylaştırmak adına Türk milleti bir feraset ortaya koydu. E, parlamentoda gücü e, iktidar cephesine verdi ve Cumhurbaşkanlığında da gücü bizim adayımıza vererek aslında bir denge denetim mekanizması kuracak. Bu Türkiye için çok da sağlıklı ve böyle bir çalışma böyle bir çalışma e, düzeni Türkiye'yi daha çabuk demokratikleştirecek. Denge denetim mekanizması da çalışacağı için Türkiye'nin parlamenter rejime geçişi çok daha kolay olacaktır. Bu Türkiye için büyük bir fırsattır, büyük bir şanstır. Yine söylüyorum, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilmesiyle beraber e, bu şansı biz en doğru şekilde kullanıp Türkiye'yi normalleştireceğiz hep birlikte. Merkez Bankası'nın eksiye düşmesiyle ilgili ne dersiniz? Sanıyorum 20 küsur yıldan sonra ilk defa sizinle bu akteli işleri çokça konuştuk. Ama belli bir kesim hakikaten bohem hayatı yaşıyor tabiri yerindeyse. Halk sürüm sürüm sürünüyor. Dövizin hali ortada. Bankadan eğer varsa bankada döviziniz, dolarınız 2-3 gün önceden haber vermeden çekemiyorsunuz. Alamıyorsunuz. Ne alamıyorsunuz? Öyle 15 bin, 20 bin dolar falan alamıyorsunuz. Öyle bin dolar, iki bin dolar falan alabiliyorsunuz. Yok çünkü. Ee, bakın bazı, bazı, bazı bankalar bazı bankalar 100 bin doların üzerinde bir yıllık süreyle eğer parayı yatırırsanız yüzde %40'a yakın faiz veriyor. Bu faizi gerçi TL olarak veriyor ama korkunç bir para yani. 800 bin, 900 bin lira civarında size hem de peşin olarak faiz veriyor. Bu korkunç bir şey. Bu aslında artık hükümetin kasasının tam takır kuru bakır olduğunun bir göstergesi. Hani bir zamanlar e, 70 sente muhtaç e, siyaseti yapılırdı. E, Demirer bunu çok kullanırdı ve o noktaya geldi Türkiye şu anda. Eksi 65 milyar dolarlık negatif bilançosu var Merkez Bankası'nın kasasında. Para yok ve önümüzdeki yıl bir yıl içerisinde Türkiye 205 milyar dolar borç ödemek zorunda kalacak. Şu anda bin dolara, iki bin dolara e, ihtiyacı var. İlginç bir şey gördüm. E, bazı iş adamı dostlarla konuşuyorum İstanbul'dan. Yoğun bir şekilde e, iş adamlarının altın aldığına tanık oluyor arkadaşlarımız. Çünkü dolara da güvenmiyorlar e, ve bankalara da para koyamıyorlar. Ve gelmekte olan krizin ayak seslerini duydukları için altın almaya başladılar. Bu aslında Türkiye'de ekonominin çökmenin arefesinde olduğunu gösteriyor. Bunu tarihe not düşmek için söylüyorum. Pazartesi günü biz eğer Erdoğan iktidarına uyanacak olursak çok ama çok vahim ekonomik krizlere hazır olmak mecburiyetindeyiz. Bunu da tarihe not düşmek için burada altını çizerek vurguluyorum. Yani her şey gidecek elden, ülkenin yönetim şekli, rejim, ekonomi her şey gidecek. Sosyal hayatımız çok iyi karar vermek lazım. Lazım. Şu anda yani şu anda e, Türkiye yoğun bakımda Lala Hanım yani mesleğimden örnekle söyleyeceğim. Yoğun bakıma giren bir hastanın zaten bir sistemi bozulmaz. Bütün sistem birden bozulur. Kalbi iyi çalışmaz, böbrekleri iyi çalışmaz, akciğeri iyi çalışmaz, e, dolaşımı iyi çalışmaz. Birçok sistem birden çöker. Ve bunları rehabilite etmek için çok dikkatli bir e, tedavi yöntemi uygulamanız gerekir. Türkiye öyle. Yani ekonomi çöktü de eğitim çok mu iyi? Ya da eğitim Tabii. çöktü de tarım çok mu iyi? Tarım çöktü de ihracat çok mu yolunda? İhracat iyi gidiyor da Türkiye güvenli bir ülke mi? Yani Türkiye hakikaten siyasal aklını kaybetti. Bugün sokaklarda oh çekerek dolaşan bir İçişleri Bakanı var. Akıl alır gibi değil. Yani o videoyu seyrettiğimde yerin dibine girdim ben. Böyle bir İçişleri Bakanı'nın, Böyle bir seviyeyi ayaklar altına almış bir İçişleri Bakanının Türkiye'yi güvenliği Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olduğu gerçeği beni dehşete düşürdü. Hakikaten dehşete düşürdü. Türkiye'de bütün sektörlerin, bütün kurumların, bütün yapıların rehabilitasyona ihtiyacı var. Tedaviye ihtiyacı var, restorasyona ihtiyacı var. Hukuku düzeltmeliyiz, eğitimi düzeltmeliyiz, Diyaneti düzeltmeliyiz. E, medyanın tekrar olması gerektiği gibi çalışması lazım. Tarımın rehabilite olması lazım. İhracat mentalitesinin, finansmanın, Merkez Bankası'nın özel her şeyin her şeyin yeniden düzeltilmesi lazım. Yoksa bir şey bozuk da diğeri sağlam değil. Hepsi birden enfekte oldu. Hepsi birden dejenere oldu. Bunun da temel sebebi tek adam rejimi. Bundan kurtulmak bizim vazgeçilmez şartımız, bu vazgeçilmez ihtiyacımız. İşte bunun için yine aynı şeye vurgu yapacağım. Pazar günü bizim son şansımız Lala Hanım. Evet. Ee, Turan Bey evet, çok teşekkür ederim. Hanım ben yarın yine devam edeceğim çalışmaları. <laughs> çok erken saatlerde kalkıyorsunuz, sağda çalışıyorsunuz, ekranlara çıkıyorsunuz, kimseyi geri çevirmiyorsunuz. Sağ olun. Ee, bu saatte yayına katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Söyledikleriniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, umarım. Ee, seçimden sonra çok daha güzel yayınlar yaparız. Türkiye'nin adına neyse olsun diyorum. Çok teşekkür yani ediyorum efendim. Sizinle, bir, sizinle bir bir programı sadece sanat konuşmak istiyorum, müzik konuşmak istiyorum, evet. seyahat konuşmak istiyorum, yemek konuşmak istiyorum, kültür konuşmak istiyorum, gençlikten bahsetmek istiyorum. Yani hiç siyasetin olmadığı, tamamen normal şeylerin konuşulduğu bir program yapabilmeyi çok hayal ediyorum. E, e, kapatmadan şunu söyleyeyim. Pazartesi sabahları ben çalıştığım üniversite hastanesinde Londra'da pazartesi sabahlarını çok severim ameliyata girmeyi. Herkes aeste aeste ameliyata girer. Normalde benim ülkemde herkes ya ekonomiyi konuşur ya dövizin artışından bahseder ya siyasal gerginlikten kavgalardan bahseder. Pazartesi sabahları Londra'daki benim çalıştığım üniversite hastanesinin ameliyathanesinde sanat konuşulur, müzik konuşulur. Çaritiler, vakıflar konuşulur, seyahat konuşulur. Herkes o hafta sonu nereye gittiğini, işte Paris'te, Barcelona'da, Amsterdam'da ne yaptığını anlatır. Ah Londra'da güzel bir kafe açılmış, Falanca restoran çok değişik yemekler yapıyormuş, işte çok özgün yemeklerin olduğu bir restoran açılmış derler. Spordan bahsedilir, işte yeni efendim müzikten bahsedilir. Bunları konuşur insanlar. Ben de ibretle izlerim onları. Yani ne olur benim ülkemde de insanlar bunları konuşabiliyor olsa diye. Umarım sizinle bir gün sadece bunları konuştuğumuz bir program yapabiliriz. Ee, ne güzel olur. Ben de artık hakikaten ruhum çok yorgun. Hep e, yıllardır bu kötü tabloyu konuşmaktan çok istiyorum öyle yayınlar yapmayı. E, çok da keyifli olacağını düşünüyorum. Umarım yaparız Surhan Bey. Çok teşekkür Şimdi. ediyorum. Ben teşekkür ederim ee, konuk sağ, sağ, için. sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi yayınlar. İyi akşamlar.